Günaydın sayın seyirciler. Gündem Artı'yla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Salı gününe sesleniyoruz. Takvimimizde bize tarih olarak 4 Mayıs 2021'i gösteriyor. Ve yine her salı olduğu gibi sevgili Özdemir Tokel'le birlikteyiz. Stüdyomuza hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen hafta yoktu ama buluşmamız. Geçen hafta Cenevre haftasıydı. Evet. Cenevre'yi konuştuk. Siz çok de burada. Hayırlı işler yaptık. Evet, evet, evet. Hayırlara Nazım hocamızla olacak. Oradan devam edelim. Kıbrıs konusuyla, Kıbrıs meselesiyle başlayalım. Şimdi artık masada 6 maddeli bir paket var. Bunu diyebilir miyiz paket? Ha, yeni bir dönem var, yeni bir süreç var. Kıbrıs Türk tarafının ortaya koymuş olduğu yeni açılımla bir paradigma değişimi var. Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının başını çektiği, henüz bu kabul edilip bir süreç haline dönmese de artık Kıbrıs Türk tarafı, ben 1968 yılından itibaren başlayan ve 2020 yılına kadar gelen süreçte masada olan federasyonun Kıbrıs Türk tarafına ve Kıbrıslı Rumlara herhangi bir kalıcı çözüm noktasında bir açılım üretmediğini ve dolayısıyla artık masada federasyon harici bir şeylerin daha olması gerektiği tezini Sayın Ersin Tatar 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde başlayan bir söylemle sürekli bir şekilde dile getirdi. Seçimler kazanıldıktan sonra da ilk buluşmadan itibaren aynı söylemini bir şekilde devam etti. Ve bu söylem Türkiye'de de bir karşılık buldu. Türkiye'nin de desteğini aldı. Ve en nihayetinde Türkiye'nin 2019 yılında ortaya koymuş olduğu bir çağrı, 5+1 çağrısı 2021 yılında hayat buldu. Ki bu çağrı 5+1 gayri resmi toplantı çağrısını yapan da Türk tarafıydı. Evet. Aslında Türkiye'ydi. Bu o dönemin Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı tarafından ve Anastasiadis tarafından olumlu karşılanmış, katılırız şeklinde olumlu görüşler belirtilmişti. Kısmet olmadı Sayın Akıncı'ya bu süreç. 2020 sonrası Cumhurbaşkanı değişti. 2021 yılında yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı. Yeni fikirlerle katıldı. Yeni bir tezle katıldı. Az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi 6 maddelik bir öneri paketiyle katıldı. BM Genel Sekreteri toplantıyı şu anda herhangi bir zemin sağlamamıştır şeklinde kapattı ama çabalarımız da sürecektir. Biz bu işten vazgeçmedik. Görüşmeleri kesmiş falan değiliz. Kıbrıs'ta bir çözüme olan inancımızdan kaybettiğimiz herhangi bir şey yok şeklindeki bir açıklamayla süreci bir miktar rölantiye almıştır. Kesmemiştir. Masayı dağıtmamıştır. Şeyi ele almak lazım aslında bu noktada. 5+1 toplantısı doğru muydu? Yapılmalı mıydı her şeyden önce? Bu toplantıya katılmamız doğru olmuş mudur? Süreç doğru zamanlama açısından doğru bir zamanlamada mı yapıldı? Bütün bunları tartışabiliriz ve bunları eleştirebiliriz de. Hatırlayacağınız üzere 2001 sonrası anlam planından sonra 2001 ile başlayan süreçte 2004'le referandumla sonuçlanan süreç sonrasında yeni gelen Cumhurbaşkanı müzakere sürecini başlatabilmek adına bir gambari süreci diye bir sürece ortak olmuştu ve evet, bu gambari süreciyle aslında bizim anlam planı sürecinde yakalamış olduğumuz ivmeyi bir şekilde kazanıma dönüştürmeden aslında Rumları bir miktar legalleştirme noktasında masadan kaçışlarını, anlam planına hayır deyişlerini biraz da meşrulaştıran bir tavırla yeniden masaya çağırmıştık. Dolayısıyla hiçbir yaptırıma uğramadan, hiçbir ceza görmeden ve Türk tarafı da anlam planında vermiş olduğu evetin herhangi bir kazanımını elde edemeden gambari süreci başlamıştı. Bu dönemde, geçmişte de şu sıralarda son derece eleştirilen bir tavır. Bir grup insan aslında bu 5+1'i yine gambari süreci gibi bir sürece benzetiyor açıkçası. Zira hatırlanacağı üzere yine 2015, 2016 ve 2017 sürecinde Sayın Akıncı'nın Cumhurbaşkanlığı kazandığı dönemle birlikte 2015, 2016, 2017 Crans-Montana sürecinde de masayı terk eden, masayı deviren ve yine bütün çözüm umutlarını ortadan kaldıran taraf Rum kesimiydi. Şimdi o tarafın da herhangi bir cezasını görmeden ve Türk tarafı olarak o süreçte yapıcı olmanın herhangi bir faydasını sağlamadan
yeni bir süreçle aslında Kramontana sürecini de unutturmak gibi gören gruplar da var. Dolayısıyla haksız değiller diye düşünüyorum ben bu konuda. Çok haksız bulmuyorum kendilerini. Bu işin birinci kısmı. Yani iki tane süreç var. Ana plan sürecinde herhangi bir kazanım elde edemeden çok erken bir süreçte yeniden masaya dönerek aslında muhtemel kazanımlarımızı ve talep haklarımızı, yapıcı olmanın getirmiş olduğu talep haklarını kullanmadan bir şekilde masaya dönerek Rumlara o süreçten kurtulma şansı tanımıştık. Bu iki Kramontana sürecinden de kurtulma şansı tanıdık. Yetmedi. Bir miktar da aslında şunu yaptık. Bir paradigma değişikliğine giderek bakın işte bunlar çözüm mözüm istemiyor federasyonuna kaçtılar şeklinde bir miktar da uluslararası alanda onların yeniden haklı çıkabilecekleri bir zemin oluşmasına da bir miktar fayda sağladık aslında. Bu doğru oldu. Gitmemizde herhangi bir sakınca yoktu. En azından bu bir son deneme olmalıydı ve masaya bunlar gelmeliydi şeklinde düşünenler de var ama diplomasinin içerisinde uzun zaman çalışmalar yapmış. İnsanların görüşü de aslında bunun yeni bir gambari süreci olduğu noktasındadır. Rumların ortaya koymuş olduğu uzlaşmaz tavrın legalleştirilmesi noktasında. Bu birinci taraf. İkinci taraf Kıbrıs sorununa ilişkin 1968 yılından itibaren günümüze gelinceye kadar hatta 1960'tan itibaren günümüze gelinceye kadar çünkü arada da bir yapılan iş var. Cumhuriyet'in ilanından sonra ortaya çıkan 1963 hadiseleri, ardından gelen 1964 görüşmeleri. Bu 1964 görüşmelerinde 186 numaralı kararın alınması ve 186 numaralı kararla aslında bozulmuş, yok olmuş. Anayasası resmen ortadan kaldırılmış ve Makarios'a göre dizayn edilmiş bir cumhuriyetin uluslararası alanda yeniden muhatap olarak kabul edilmesi ve tek muhatap olarak görülmesini sağlayan 186 numaralı kararın ardından devam eden bir şekilde ve 68'le yeniden müzakerelere başlanmasına yol açan sürecin ta o gününden bugününe kadar görülecektir ki masada paradigma değişiklikleri ve taraflar arasındaki kazanımlar tarafların o dönem içerisinde gerek ana vatanlarının gerek kendilerinin konjonktürel açıdan üstünlük sağladığı duruma göre menfaat sağlamışlardır. Yani 1964 ile 71 aralığında, 71'den 74 aralığına kadar geçen süreçte Türkler çok az haklara evet ben buna razıyım demek zorunda bırakılırken, zira ekonomik anlamda çökmüş, köyleri yakılmış, inanılmaz derecede göç veren ve son derece sıkışık durumda olan bir konjonktürel yapıda önünüzde sunulanları maksimalist bir anlayışla değil, en minimalinden tutarak değerlendirme mantığında olduğunuz için pek çok şeye de işte %30 toprak yerine %20 toprağa razı olmak, işte bölgesel federasyon yerine kantonlara, kantonal bir federasyona razı olmak gibi ve anayasa değişikliklerinden 13 maddenin en azından onuna razı olmak gibi pozisyonlara düşersiniz. Ama 1974 sonrası Rum Yunan cuntasının 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a yapmış olduğu müdahalenin ardından gerçekleşen 20 Temmuz Barış Harekatı ile birlikte Türk tarafının elde etmiş olduğu psikolojik üstünlük, özgüven duygusu ve güçlü hissetme algısıyla ve konjonktürün getirileriyle bir şekilde 1977 Doruk Anlaşmalarında siz karşı tarafı bu kez federasyona ikna ettiniz. Federasyonun tezini kabul etmek zorunda kaldı. Bölgeli, iki bölgeli federasyonu kabul etmek zorunda kaldı. Türklerin bir eşit statüde haklara sahip olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi konjonktürel durumlar da sizin o müzakere sonuçları içerisinde elde edeceğiniz kazanımları ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi
5+1 konferansının yapılmış olduğu sürece bir bakar mıyız dünyaya? Pandemi süreci var. Gerek Türkiye'nin gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik anlamda inanılmaz çıkmazları ve inanılmaz zorluklar yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Avrupa'da Türkiye karşıtlığının tavan yaptığı ve siyasal anlamda ve ekonomik anlamda Türkiye'ye yönelik saldırıların Avrupa Birliği tarafından ve Avrupa ülkeleri tarafından bir şekilde yöneltildiği bir dönemden geçiyoruz. Amerika-Türkiye ilişkilerinin tarihinin en kötü olduğu süreçlerden bir tanesini yaşıyoruz. Şimdi böyle konjonktürel bir dönemde 5+1 görüşmelerine gidip dünyayı sizin kendi tezinize ikna edebilme durumunuz son derece zayıftır. Dolayısıyla burada zamanlama anlamında da bir miktar sorun olduğunu düşünüyorum. Gerçi daha müzakereler başlamadı. Elde edilen veya elde edilmeyen hiçbir şey yok gibi görebilirsiniz ama devletler müzakere edecekleri dönemleri de uygun zamanda seçerler. Zira ama çok özür dilerim. 5+1 teklif yapıldığında hiç bunların hiçbiri yoktu. O zaman şartlar değişmişti, konjonktür değişmişti. Onu belki de takip etmek gerekirdi. Evet. 5+1 olduğu zaman da bir miktar vardı ama bu kadar belki pandemi yoktu. Belki ekonomik çöküş bu kadar yoktu ama uluslararası ilişkiler bağlamında Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakış noktasında belki KKTC Krem-Montana sürecinde vermiş olduğu bir iyimser bir tablo içerisindeydi. Kötü gözle bakılmıyordu ama yani ana vatanınız dediğiniz Türkiye'nin Avrupa ilişkileri, Amerika ilişkileri yine bir şekilde dalgalı bir süreçten geçiyordu. Bugünkü kadar olmasaydı. Dolayısıyla gerek zamanlama açısından gerek Krem-Montana'da yaşanan ve gerçekten Rumların bozmuş olduğu masanın çıkarlarının elde edilmeden, oradan bir çıkar elde edilmeden bu müzakere sürecinin başlatılması bir miktar Türk tarafının lehine olmamıştır gibi bir sonuç çıkarıyorum ben. Bu benim kişisel düşüncem. En nihayetinde böyle. Evet. Şimdi bu noktada işbirliği modelinden bahsediliyor. İkinci maddede yanılmıyorsam. Ve bu işbirliği modeli aslında yeni telaffuz edilmiyor. Çok önceden de Türkiye tarafından da bu telaffuz edildi. Ve hatta Türkiye'nin bu konuda yapmış olduğu bir Doğu Akdeniz konusunda konferans toplansın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gelsin masaya şeklinde. Bir de öneri var. Hala duruyor öneri, ortada geri çekilmedi. Bu noktadan sonra, bu aşamadan sonra Rum tarafı bunu tabii ki kabul etmedi ama sonuç olarak işte bir hafta önce, işte geçen hafta o reddettiği Kıbrıs Türk tarafıyla masaya oturdu bir şekilde Rum tarafı, Rum yönetimi. Doğu Akdeniz konusunda da böyle bir konferansın toplanmasının önü açılabilir mi bu son gelişmelerden sonra, yoksa onu da iyi değerlendirmek, iyi ölçmek mi lazım? Çünkü işbirliği modelini eğer öne götürecekse Türk tarafı, bu tür atraksiyonlara herhalde ihtiyaç var. Bana göre Kıbrıs Türk tarafı adına bu içinden geçmekte olduğumuz süreç herhangi bir konferansın toplanmamasının gerektiği bir süreçtir. Bir miktar daha dengelerin yerine oturması, dış politikanın netleşmesi, tarafların bir şekilde soğukkanlılık içerisine oturması lazım. Konjonktürel açıdan çok uygun bir periyottan geçtiğini düşünmüyorum. Türk tarafının, sadece Kıbrıs Türk tarafının değil, Türk tarafının. Dolayısıyla evet, elbette konferans toplanır. Elbette işbirliği modeline yönelik çabalar da ortaya çıkar. Ancak bir şey talep edecekseniz o talep noktasında bu konjonktürün çok fazla bir şey talepkar olmakta çok fazla uygun bir zemin olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bir de taleplerimizin artık netleşmesi lazım. Burada bir talep netleşmezliği var. Türk tarafı olarak taleplerimizi açıkça ortaya koymamızın zamanı geldiğini düşünüyorum açıkçası. İki devletli çözümü adının ortaya konması lazım. Bu bir paradigma değişikliği ise iki devletli bağımsız devlet çözümünü mü anlatıyoruz? Yoksa iki devletli konfederal bir çözümü mü anlatıyoruz? Yoksa egemenliği güçlendirilmiş gevşek bir federasyonu mu anlatıyoruz? Bunu bir şekilde, net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Vatandaşın burada diplomatik anlamda muallaklık yaratırsınız. Diplomaside vardır bu. Muallak bırakırsınız bazı şeyleri. Daha sonra manevra kabiliyetinizi kaybetmezsiniz. Onu her türlü anlarım. Ama
iş yine manevralara gidecekse bu süreci de uzatan bir unsur olur. Bir kere siz iki devlete dayalı, yani iki bağımsız devletin varlığı noktasında bir karar üretmişseniz tanınma talep edeceğiniz yer BM değil şu anda. Yani genel sekreter değil en azından. Çıkarsınız ve tanınma talebinizi ortaya koyar. Dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma noktasında elinizden gelen bütün gayreti yapar ve tanıtma sürecini başlatırsınız. Gidip masada tanıyın bizi demezsiniz. O ek bir çaba olur. Önce siz bir devlet olarak, bir devlet sahibi olarak kendi ülkenizi gider tanıtmaya çalışırsınız. Nereden başlarsınız? Türkiye'den başlarsınız. Türkiye'de şu anda Türkiye Cumhuriyeti bizi tanıyor olsa dahi pek çok alanda, gerek sportif gerek kültürel anlamda ilişkilerimizin üst düzeye çıkarılması noktasında bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Onların aşılmasıyla başlarsınız. Varsa dost, müttefik ülkeler, onlara gidersiniz. Bir ön görüşme yaparsınız. Bu işin birinci kısmı. Eğer bahsettiğimiz şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlet olarak dünyadaki yerini almalıdır fikrine uygunsak. İkinci nokta, eğer bahsettiğimiz şey konfederal bir çözümse, o zaman bunu da açıkça ortaya koymakta fayda var. Taraflar müzakerelere başladıkları zaman maksimalist bir anlayışla müzakere masasına oturabilirler. Bu gayet normaldir. Bir pazarlık payı doğurur size. Siz iki devletli çözüm dersiniz. Diğer taraf federasyon der. Arada yeni bir çözüm modeli vardır. Konfederal çözüm modelidir o veya gevşek federasyondur. Hepsini geçtim. Çözüm modellerinin taraflar arası tanımlanması noktasında dahi farklılıklar vardır. Zira biliyorsunuz ki federasyon dediğimiz zaman sizin federasyondan anladığınızla Rum tarafının federasyondan anladığı federasyon tiplemesi de farklıdır. Dolayısıyla siz Rum tarafına, aynen İngiliz planında olduğu gibi, siz Rum tarafına gevşek bir federasyon öneriyorum size derken, diğer tarafa da bakın egemenliğiniz de güçlendirilmiştir bu noktada. Toplumsal bir egemen yapınız var artık. Bu noktada aslında bu bir konfederasyondur da diyebilirsiniz. Her türlü uzlaşma noktası da vardır buna benzer şeylerde. Yeter ki müzakereler devam etsin. Ama açıkça belirtmemiz lazım. Havada bırakmamamız lazım. Bu işim yine bu bölümünün birinci noktası. İkinci noktası, bunda ısrar etmelisiniz. Bu konuda tutarlı olmalısınız ve bunu sürdürebilmelisiniz. Katı olmakla ısrarlı olmak farklı değil mi? Bambaşka şeydir. Evet. Bir tezde katı olmayabilirsiniz ama temel aksında, temel mantığında, temel perspektifinde yalpalamazsınız. O yalpalamayı hiç göstermezsiniz. Yani bugün konfederasyon görüşelim, yarın yeni bir görüşme sürecini başlatabilmek için iki kesimli, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümün görüşmelerine başlıyoruz şeklinde bir kağıdın altına imza atmazsınız. Eğer bu süreç başlamışsa burada bir tutarlılık gerekecektir. Ve bu tutarlılık tek taraflı bir tutarlılık olmamalı. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı, gerek Türkiye Cumhuriyeti tarafı bu tezde ısrarcı olmalıdır. Karşı taraf bu tezde ısrarcı olduğunu anlamazsa, bundan şüphe duyarsa, sizi sürekli bir şekilde bir önceki pozisyona çekmek için elinden gelen bütün gayreti ortaya koyacaktır zaten. Israrlı olabilmek için güçlü olmak da lazımdır. Gücünüzü muhafaza etmelisiniz. Uluslararası alandaki güç dengeleri de sizin bazı konularda ne kadar ısrarcı olup olmayacağınızı belirleyen unsurlardır. Dolayısıyla burada hem uluslararası ilişkilerinizi, hem lobicilik faaliyetlerinizi, hem de tezinizdeki ısrarı topyekün bir şekilde bir paket olarak değerlendirip böyle yürümeniz lazım. Eğer derdiniz şuysa, iki devletli bir çözümse, yani nedir bu? İki devletli bir çözüm arıyorsanız ve işin ucunda iki tane devlet vardır, yani uzlaşacak iki devlet varsa ve bu çözüm iki devletliliğe, egemenliğe sahip iki devletli bir çözüm olacaksa, bunun adı konfederasyondur yani. Bunu söylemekten imtina etmemeliyiz açıkçası. Bu bilinen bir şeydir. Olmadı mı dünyada? Yani konfederasyon dediğimiz şey kötü bir şey midir? Ne demek kötü bir şeydir? Hayır. Konfederasyon bir
çözüm modelidir. Konfederasyonla başlayıp federasyona dönüşen ülkelerle doludur dünya. Yani bugün federal çözümle, aslında federal bir yapıyla yönetilen pek çok ülke en başlarında aslında konfederal olarak bir şekilde yola çıkmışlar. Süreç içerisinde gelişen ilişkiler de artık oturduktan sonra toplumlar ayrılmaz bir parçası haline geliyorlar o coğrafya. Ve diyorlar ki konfederal bir çözüme gerek yok. Federasyona evrilsin. İlk adamıdır diyebiliriz federasyonun, konfederasyon belki. İsterseniz ya da deneme aşaması. Zaten federasyona öyle iki türlü de ulaşabilirsiniz. Ya üniter devletler kendi üniterliklerini bırakırlar. Egemenliklerini komple federasyona teslim ederler. Bu bir yapıdır. Bir başka yapı daha vardır. Konfederal olarak kurulursunuz. Önce. Ondan sonra konfederallikten federasyona geçersiniz. Bu ikisi de en nihayetinde federasyona giden bir yoldur. Avrupa Birliği noktasında, Avrupa Birliği'nin kuruluş aşamasında yetkilerin önce katı bir şekilde devletlerin elinde olması. Ondan sonra Avrupa Birliği'nin sürece yayılan döneminde devletlerin giderek pek çok yetkisini Avrupa Birliği'ne devretmesi ve bir nevi bir federasyon gibi sanki tek çatı altında davranan bir ülkeymiş gibi, bir birlik gibi değil de bir ülkeymiş gibi, ortak para birimi, ekonomik konularda entegrasyon gibi pek çok yasalarda, hukukta entegrasyon gibi pek çok unsur yavaş yavaş gelişerek olmuştur. Dolayısıyla bunların hepsi bir yöntemdir sevgili Aziz. Evet. Yeter ki burada şunu idrak edelim. Kıbrıs Türk halkı çözüme ihtiyaç duyuyor. Kıbrıs Türk halkının böyle bir motivasyonu var. Çünkü uluslararası bir kimliğe ihtiyacı var. Uluslararası bir tanınmışlığa ihtiyacı var. Dünyada var olmaya ihtiyacı var. İnternet ortamına girdiği zaman bir posta kodunu kendi ülkesi adına girebilmeye ihtiyacı var. Telefonun saatini ayarlarken kendi ülkesinin ismini yazmaya ihtiyacı var. Uluslararası alanda bir kimliğe ihtiyacı var. Ambargolardan kurtulmaya ihtiyacı var. Spor ambargolarından, kültürel ambargolardan, ticaret ambargolarından kurtulmaya ihtiyacı var. Özgürce seyahat etme ihtiyacı var. Hiçbir kaygı duymadan, acaba hangi pasaportla bugün ülkeden çıksam kaygısını duymadan. Havalimanlarının, deniz limanlarının bir şekilde açılmaya, dünyaya açılmaya ihtiyacı var. Kısacası dünyada bir birey olmaya ihtiyacı var. Ve bu ciddi bir motivasyondur, çözüm motivasyonudur. Evet. Kıbrıs Türk halkı için. Karşı tarafın motivasyonu nedir? Siz 186. maddeyle karşı tarafı tek tanınmış devlet ilan ederseniz, 1990 yılında Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunmuş Rum kesimini 93'te başvurusunu uygun bulur. 95 yılında bizim politikacılarımızın yine düşmüş oldukları hatalar yüzünden Rum kesimini tek yanlı bir şekilde Kıbrıs'ın tamamını temsil edecek şekilde Avrupa Birliği'ne aldırırsanız, bütün dünyada tek tanınmış onlar olursa, dünyada Kıbrıs Devleti onlardan sorulursa, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi'nde bir tane Türk temsilci bile olmazsa ve her şeyi üniter bir devlet anlayışıyla Rum kesimi yönetiyorsa, Rum kesiminin motivasyonu ne olur? Olur ama işte o olmaz, çözüm işte. Olmaz. Olmaz. O da çözüm değil. Arada bir tek şu motivasyon kalır. Ya işte sürekli bir şekilde kriz yaşamayalım, savaş tehdidi altında kalmayalım, İşte Türkiye bizi tehdit eder noktada olmasın şeklinde bir belki güvenlikle ilgili bir şey, bir hissiyatınız olur. Ama bu da bizim aslında yıllardır söylemiş olduğumuz tezi de kanıtlayan bir şeydir. Böyle bir endişe de yoktur. Zira 1974'ten itibaren ülkede çatışma da yoktur. Yani ülkede bir barış ve sulh ortamı vardır. Evet, anlaşması eksik kalmış. Bir barış ortamı vardır. Dolayısıyla karşı tarafı motive etmek lazım. Karşı tarafın motivasyonunu sağlayacak olan Kıbrıslı Türkler değildir. Kıbrıslı Türkler karşı tarafın motivasyonunu ancak bütün haklarından, bütün hukuklarından,
sahip olmuş oldukları bütün coğrafyadan, garantilerden, siyasal eşitlikten vazgeçerek sağlayabilirler. İşte o da çözüm olmaz. Benim de kastettiğim oydu. Yani siz çözüme imza atabilirsiniz ama çözüm yaşamaz. Siz maksimal bir anlayışla, maksimize edilmiş bir kazanımla elde etmiş olduğunuz hiçbir çözümü aynı zamanda yaşatamazsınız. Çünkü eğer o çözüm, lider şunu yapabilir. Ben Kıbrıs Türk toplumunun lideri olarak gidiyorum. Çok da çözüme ihtiyacım var. Konjonktür de son derece uygun. Yakaladım da %51'lik bir nüve referandumla ilgili. Gittim. Hiç olmayacak. Garantilerinin içerisinde olmadığı, toprak tavizinin inanılmaz olduğu, siyasal eşitlikten hiçbir şekilde bahsedilmediği üniter bir anlayışla bir çözüme imza attım. %51'i de bir şekilde buldum. Varsayın. Yaşamaz. %51 sizi yaşatmıyor ki. Bir çözüm planını yaşatacak olan sahadaki uygulanmasıdır. Sahada insanlar üzerinde yer alacağı adalet duygusudur. İnsanların o anlaşmadan hissedebilecekleri eşitlik, siyasal eşitlik duygusudur. Siz eğer şunu yaparsanız, arkadaşlar ben planı okudum, siyasal eşitliğimiz garanti altındadır. Sahada kendini vatandaş, siyasal anlamda eşit hissetmez. Hiç merak etmeyin, kimse göçmen olmayacak. En az şekilde göçmen vereceğiz, yaşanacak ve verilecek olan topraklardaki bütün insanların hak ve hukuku da işte şu fondan elde edilecek gelirle bir şekilde hayata geçirecek derseniz ve geçirmezseniz. Anlam planının tarifi gibi. Tamam ama verseniz ve geçirmezseniz, onu yapmazsanız size o anlaşmayı başınıza yıkarlar. Tabii. Başınıza yıkarlar. İşte ortaya çıkacak komplikasyon ondan sonra. Yani sürecin ve coğrafyanın ruhuna uygun olmayan, aşırı tavizlerle yüklenmiş, iki taraftan birini ikna edebilmek için bir anlaşma, eğer bu coğrafyanın ruhuna ve bu insanların ruhuna uygun değilse, ortaya çıkaracağı komplikasyon o çözüme varılmadan önceki siyasal pozisyondan son derece daha kötü olur. Evet. Peki, noktalı virgül koyalım da. Koyalım. Biraz da iç konuları konuşalım. Konuşalım mı iç konu? Konuşalım çünkü. Var mı iç konu? Görünen o ki var, bir meclis olayımız var mesela, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bir seçim, erken seçim mi, ara seçim mi, yoksa normal zamana mı kalsın, bir seçim konusu var ama meclis de çok böyle düzenli çalışmıyor, çalışamıyor. Şimdi geçen haftayı bıraktık, önemli sayıda vekilimiz de parti başkanları, parti yetkilileri Cenevre'deydi ama buna rağmen yine de başardı, meclis toplandı ama meclis ne yapıyor? Bir nisap meclisin toplanması yetmiyor ki sevgili Aziz ya. Tabii ki yetmiyor. Yani mecliste nisabı bulsanız ne olacak? Meclis yasa sorun, yapmıyor. Sorun o değil, evet. Meclis yasa geçiremiyor. Meclisten yasa geçiremiyorsunuz. Yasa üretemiyorsunuz. Toplumun ihtiyaç duyduğu yasaları düzgün bir şekilde komiteleri çalıştırıp geçiremiyorsunuz. Toplum şu anda erken seçim tarihi bekliyor. Yüksek Seçim Kurulu erken seçim tarihi öneriyor. Siz oturup karar veremiyorsunuz. Ben meclisin genelinden bahsediyorum. Yani parti ayrımı yapmadan bir şekilde. Siz bunları yapamıyorsanız meclis ne işe yarar o zaman? Kapatın meclisi. Hükümet devam etsin. İşin yasama kısmı çalışmıyorsa, yani yasama, yürütme, yargı, yürütme işini yapamıyorsa, yasama işini yapamıyorsa, sadece hükümetçilik oynayacaksa bir şekilde, o zaman bunlara gerek yok ki. Geçelim bambaşka bir sisteme. Kuvvetler ayrılığı yapmayalım. Kuvvetler birliğine geçelim. Herkesi bir yerde toplayalım. Eskiden olduğu gibi monarşilerde. Her şey aynı insan olsun. Yargı da adamın elinde olsun. Aynı erkin elinde olsun. İşte yasama da aynı insan elinde. Kıbrıs konusunda söylediğin bu yaşayabilir bir model mi? Yaşayabilir bir model değil ama yaşıyor işte. Yasama çalışmıyor. Yaşıyor ama. Yaşıyor. Yaşıyor. Yani biraz şeyimize uygun sanki. Dolayısıyla burada yasaların üretilmesi lazım. Tabii. Meclis yasa üretmediği zaman bunu o gün hissetmiyorsunuz. Ama bir sene sonra o ihtiyaç duyulan yasa geçmediği için gerek hükümet icraatları, gerek toplumun ihtiyaçları bir şekilde bir sene sonra karşılanmıyor. 6 ay sonra karşılanmıyor. Buna benzer ertelemiş olduğumuz 50 yıllık sorunlarımız var. Kamu reformu yapılmıyor.
50 senedir yapılmıyor. Şehir efsanesi oldu artık kamu. Tamam. İşte mecliste hal yasası var diye biliyorum en son. Evet. Seçimin bir şekilde netleşmesi lazım. Sürekli bir şekilde seçim ne zaman yapılacak, şu zaman mı yapılacak, bu zaman mı yapılacak şeklinde bir tartışma ortamında bir hükümet istikrarlı bir şekilde yoluna devam edebilir mi? Bir sene sonra belediye seçimi var. Mesela belediyeler reformu deyip duruyoruz. Sadece onun geçmeyen yasalar. Yani. Yığınla geçmesi beklenen yasalar. Yapılmayan yasalar. Yani geçmesinden vazgeçtim. Bu mevcut yani sistem. Yapılıp da bekleyenler var. Evet. Daha hiç. Mevcut parlamenter sistem tıkanmıştır. Ama şu değil önerim başkanlık sistemi. Mevcut parlamenter sistemin önünü açacak, parlamenter sistem içerisinde yapılacak bazı değişikliklerle parlamenter sistemin bu tıkanan taraflarını iyice etüt edip parlamenter sisteme ekler yapıp yeni bir parlamenter sistem inşa etmenin zamanı gelmiştir de geçiyordur. Açalım biraz. Bu mantıklı olmaz. Ben başkanlık sisteminin başkanlık sistemine kolayca ya bugünden yarına geçirebileceğini düşünenlerden değilim. Biz başkanlık sistemine evrilebiliriz. Bakın aynen az önce Kıbrıs meselesinde. Federasyona evet, geçiş gibi. Siz alırsınız parlamenter sisteminizi. Parlamenter sistemin tıkanıklığı nerededir? Yasamada bir tıkanıklık var. Yasamanın önünü nasıl açarız? Yasamadaki adet, milletvekili adedinin veya milletvekili dağılımlarından ortaya çıkan komitelerin veya grupların durumu yüzünden mi üretim gerçekleşmiyor? Bunu ortaya koyarsınız. Yoksa orada bir zorunluluk olmadığı için mi keyfe bakıyor? Onları ele alırsınız. Onlarla ilgili bir şeyler yaparsınız. Nisap sorunları. Mevcut iç tüzüğün ortaya koymuş olduğu 26 yüzünden mi meclis sürekli bir şekilde nisap sorununa 50'de 26'yı bulmak zor? O zaman iç tüzükle ilgili yeni açılımlar yapabilirsiniz. Seçim sisteminizi ele alıp bir miktar 26'ya dayandırılmayacak hükümetlerin koalisyon bile olsa yani tek başına iktidarı da 26'ya dayandırmayacak, kurulacak olan koalisyonları da 26'ya 27'ye dayandırmayacak, tek başına da iktidar olacaksa 30'la olabileceği, koalisyon da kuracaksa yine 30. İkili de 30'u bulabileceği bir mekanizmayı inşa etmesi lazım. Bu dışarıdan inşa edilecek bir şey değil ki. Buna karar verecek olan milletvekilleri ve siyasal partiler. Dolayısıyla dışarının bir ortaya koymuş olduğu bir çalışmanın ürünü olmayacak bu. Meclis bu konular üzerinde bir şekilde kafa yormalı. Birileri bu konu üzerinde kafa yormalı. Birileri yormalı yani. Bu biz değiliz yani. Bu birileri herhalde siyasi partilerimizdir. Siyasi partiler ve milletvekilleridir. Evet. Yine onların geçireceği, onların bu sürecin içerisine gireceği ve onların mücadele edeceği bir sistemden bahsediyoruz. Kendileri ikna olmadan siz gökten zembille meclisin üzerine insanların kendilerinin seçilme yöntemlerini değiştirecek bir şeyi empoze edemezsiniz ki. Hep ilk kez oy birliği çıkar. Eğer öyle bir şey olursa. O yani oy birliğiyle reddedilir onlar. Dolayısıyla bu meclisin içerisinden doğrulması gereken bir şeydir. Meclis bu konuda çalışma yapmalı. Mecliste tüm partiler hemfikir olmalı. Bir kere meclis şunda hemfikir olmalı. Mevcut sistem sürdürülebilir değildir. Bu mevcut sistemle istediğimiz kadar iktidara gelelim, istediğimiz kadar siyasal parti kuralım, istediğimiz kadar canımızı dişimizde takalım, bu ülkeyi bir adım daha ileriye götürmek mümkün değildir. Bak yine Kıbrıs meselesine bağlıyorum. Kıbrıs meselesinin de federasyon tezinin, konfederasyon tezinin, iki devletli tezlerin eğer siz neden insanların aklına, neden bazı gruplar bizde federasyon diyor, neden bazı gruplar konfederasyon diyor, neden bazı gruplar iki devletli diyor, neden bazı gruplar ya diyorsun iki devletli çözümü BM'nin kabul ettiğini düşün. Başına taş düşmüş. Konjonktür öyle getirdi. İki devletli çözümü kabul ettiğini düşün. Ne dersin? Ben kabul etmiyorum diyor. Federasyon istiyorum. Sen eğer burada aradaki farkı okuyamazsın, ülkeyi geleneksel koşullarıyla ve bugünkü sistematiği içerisinde yönetmeye devam edersen suçlayamazsın adamı neden federasyon istedi diye ve insanı. Anlatabiliyor muyum? Federasyon istemesinin temelinde yatan ülke yönetimindeki aksaklıkları ve kötülükleri görmezsen o 40 sene daha, 50 sene daha olmayacağını bile bile federasyon istemeye devam eder.
Senin de olmayacağını bile bile iki devletli çözüme devam edersin. Arayı bulmak lazım. O insanlar neden federasyonu olmadığı halde istiyorlar? KKTC'nin tek başına tanınması, tek başına kendi kendini yönetme durumuna geçmesinden neden rahatsızlık duyuyorlar? Neden rahatsızlık duyar bir vatandaş? Çünkü senin KKTC'yi yönetme mantığın buysa, sen tamamen tanındığın zaman vay benim başıma gelecek diye düşünüyorsa insan, der ki yok, bir şeyin içine katılmalıyız ki daha evrensel normlarda yönetilsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Siyasi yöneticilere güvenmediği için sadece siyasi isteyen mi var? Salt siyasal yöneticilerin ortaya koymuş olduğu hatalar değil, coğrafyamızın geneliyle alakalı da şu anda Kıbrıs Türk halkının üzerinde yaratılan etki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oluşan dışsal etkiler de bunun bir parçasıdır haliyle. Sormak lazım ya. Senin, kardeşim, iki devlet öneriyoruz ya. Kötü bir şey önermiyoruz ki. Neden federasyonlar sayıyoruz? Sorman lazım. Bunu çözmezsen zannedersin ki o sanki bilmiyor 1968'de federasyon görüşmelerinin başladığını ve 43 senedir devam ettiğini bilmiyor gibi davranırsan o insanlara, sen işi çözemedin demektir. Bazı siyasal partilerin yaşamsal varlıklarını federal çözüm üzerine kurguladıklarını fark etmezsen, federasyonun neden her şeye rağmen talep edildiğini çözemezsin sevgili Aziz. Evet. Dolayısıyla federasyon talep etmek, salt en olası çözüm modeli odur diye talep edilmez. Bunun alt tabanını besleyen başka olgular vardır. Bunları da okumak lazım. Bunları okuduğunuz zaman ve bunları giderirsiniz, İşte o zaman bu size ne sağlar? Kıbrıs meselesine ortak bir bakışı sağlar. Ortak bir tavır almayı sağlar. İşte ortak bir tavır aldığınız zaman da masada güçlü olursunuz. Eğer siz ülke olarak BM masasına 5+1 görüşmelere gittiğiniz gün binlerce insan aynı gün veya bir gün öncesinde meydanlarınızda toplayıp hayır biz federasyon istiyoruz mitingi yaparsa, bu sizin elinizi güçlendirmez, elinizi zayıflatır. Hatta elinizi çökertir. Bunu bir bütün yapmanın temel sosyolojik gerekçelerini net bir şekilde tespit etmekte fayda var. Eğer bunu görmezseniz ve bunları gidermezseniz bu ayrılık bir şekilde, yani Kıbrıs Türk tarafındaki masadaki görüş ayrılığı sürekli bir şekilde devam eder. Bu sizi güçsüz kılmaya devam eder. Bu sizin taleplerinizi alamamanızı, ortaya koymuş olduğunuz yeni fikirleri, istediğiniz kadar paradigma değişikliği yapın, onları alamamanıza neden olur. Ve bir masada herhangi bir şekilde bir çözüme ulaşmamanıza da neden olur. Masada kazanılacak bir zafer yoktur. Müzakere masalarından zafer çıkmaz. Müzakere masalarından çıksa çözüm çıkar. Zafer peşinde iki tarafında koşmasını gerektirecek bir durum yoktur. Zafer kazanalım mantığıyla hareket edildiği sürece müzakere masasından bir çözüm çıkmaz. Çözüm bulalım, bu sorun ortadan kalksın mantığıyla masada buluşurlarsa toplumlar, bir çözüm bulma olasılığı vardır. Ama ne zaman en çok çözüm bulma olasılığı vardır? Şu noktada Kıbrıs Türk tarafı kadar Rum tarafı da çözümü arzulamalı. Çözüme ihtiyaç duymalı. Kıbrıs Rum tarafını bir şeylerin motive etmesi lazım. Bunu sağlayacak Kıbrıs Türk tarafı olamaz. Kıbrıs Türk tarafı bunu sağlamaya çalışırsa inanılmaz şekilde yaşayamayacak, sürdürülemeyecek kadar tavizli bir çözüm anlaşması imzalanmış olur. O da yaşamaz. Bunu sağlayacak olan, gerçekten samimiyse Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılma noktasında dünya samimiyse, bu motivasyonu sağlayacak olan dünyadır. Evet. Peki.
süreyi bitirdik. Konu var daha ama. Sor. Vakit yok. Bir dakikada cevaplayabilirim. Ekonomi. Ekonomi son meclis derece. Çalışmıyor dedik ama ekonomi. Meclisin çalışmalarından da öte. Ekonomi, pandemi döneminde ekonomi o kadar çok hissedilmese bile artık 1,5. yılına geldik. İnsanlar iliklerine kadar ekonomik sıkıntıyı hissetmeye başladılar. Dolayısıyla yeni kaynak paketlerinin ve piyasaya yeni para aktarmanın bir şekilde ortaya çıkması lazım. Sektörlerin de bir şekilde normalleşmesi lazım. Artık bunu nasıl başarır hükümetin çok önümüzdeki 6 aylık süreç hükümetin çok ciddi sıkıntılar yaşayacağı, bu giderek büyüyen, giderek artan ekonomik buhranı ortadan kaldırabilmek için sürekli bir şekilde piyasaya para pompalaması gereken bir sürece giriyor. Hükümet buna hazırlıklı olmalı. Ve kaynak arayışını değil, kaynak bulma noktasını bitirmesi lazım. En son bırakılan kaynak yeteri bir kaynak değil. Yani askeri harcamalara ayrılacak, belli bir bölümünün de maaşlara gittiği, o kaynak reel sektörü canlandırmaya yetecek bir kaynak değil. Reel sektörü, iç piyasayı, iç pazarı, normal esnafı ayakta tutacak bir şekilde kaynağa da ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, noktayı koyalım. Gündem Artı'ya saat başında Manşet Artı'da Damla Suratman'a karşınızdayız. O vakte kadar şimdilik hoşçakalın.